Erzincan'dan sevgiler. Çemberimde Güloya projesi ve sonrasında öğrencilerin çalışmaları ve çalışmalar sonrasındaki kazanımları ile alakalı düşüncelerini dinleyeceğiz. Kevser'den başlıyoruz. Kevser, öncelikle bize kendini bir tanıtır mısın? Benim adım Kevser. Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyorum. 7 ay sınıfındayım. Ödevin neydi projede? Erzincan hakkında 5 tane mani araştıracaktım. Nasıl geçti süreç? Bize bir anlatabilir misin? Önce hani önyargılı davrandım. Hani manilerin o kadar önemli olduğunu düşünmüyordum ama araştırdıktan sonra manilerin çok önemli olduğunu anladım. Beğendiğin bir mani oldu mu? Mesela önyargılarına rağmen hoşuna giden. Sunum sırasında ne hissettin? Sunduktan sonra mesela. Ya heyecanlıydım ama heyecanımı hani atlattım yani. Sonradan daha iyi oldu. Önünde bir bebek görüyorum. Kevser onu sen mi yaptın? Evet. Bir gösterebilir misin? Sanırım başka bir dersin ödevi o. Hangi dersin ödevi? Görsel Görsel sanatlar. Peki nasıl yaptın ödevini, bize bir anlatabilir misin? yöresel bir bebek yapmamızı istemişti. Önce internetten örneklerine baktım. Sonra hani önce hani bebeğimin yapısını oluşturdum. Sonra kıyafetlerine falan baktım. Peki Ona göre Erzincan'da yapılan sergide sanırım böyle yöresel bir bebek resmi görmüştün. Gittiğinde ne gördün? Bir anlatabilir misin? Ondan esinlenebildin mi? hocam sadece hani plastik de onun yüzü. Benimkinin hani bez olması biraz farklı oldu ama hani onun dışında pek bir farklılık göremedim. Oradan da bir esinlenme oldu. Bir Evet. başka derse de sana yardım oldu o zaman. Evet. Peki kıyafetlerini seçerken neye göre seçim yaptın? Hocam onu genellikle hani şalvar giymiyorlar. Hani üstüne bindallı giymiyorlar. Kafalarına adını bilmiyorum ama böyle hani plastik gibi bir şey O takıyorlar. yörenin özelliği neyse ona göreydi herhalde. Evet. Sen sanırım bize daha çok Erzincan'a yönelik bir çalışma yapmışsın. Evet. Oradan ne yaptın? Bir başka derse bağlantı kurdun. Çok güzel. Peki Kevser, bir sonraki çalışmada böyle bir çalışma yapsak katılmak ister misin? Ne kazandırdı sana göre proje sana? Ya benim ne bileyim hani çok hani önyargım vardı bu konuya karşı hani çok önemli olacağını düşünmüyordum hani Basit Erzincan'ın. gibi geldi Evet, sana. basit geldi. Ama sonradan hani Erzincan'ın da bir il olduğunu anladım. Yani bir kültürü olduğunu, Evet. kendine ait Tarihi. değerleri olduğunu. Evet. Bir de senin manini mesela sergide yayınladık. Evet. Orada manini gördüğün zaman, "Aa, benim Oo, manimi evet. öğretmenim seçmiş," dedin. Güzel. Derya, sen de araştırdın. Bize bir de önce kendini anlat. Hangi efsaneyi? Daha önce efsaneyle alakalı bir bilgin var mıydı? Evet, Harunisa bir başka ödev konusunda aktif çalışanlardan. Harunisa, bir kendini tanıtır mısın? Terzi Baba biliyorsunuz Erzincan'ın manevi mimarlarından, evliyalarından birisi. Evet, ne öğrendin? Çalışma süresi nasıl geçti? Bize biraz anlatabilir misin? Yani gidip geliyordum Terzi Baba'ya. Yalnız hani o kadar çok merakım yoktu. Araştırdıktan sonra daha çok şey öğrendim. Hani bir sürü rivayetler geçiyordu. Yani Mutlu oldun. evet, mutlu oldum. Teşekkür ederiz çalışmalarınız için de. Diğer bir arkadaşımız Aleyna. Aleyna, evet. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Aleyna Macit. Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyorum. 7. sınıfımda. Size Erzincan'a Didim Türküsü'nün hikayesini araştırdım ve türküsünü araştırdım. Erzincan'ın türkülerinin hani daha fazla olmadığını biliyordum. Araştırdıktan sonra hepsinin bir hikayesi olduğunu ve hani önemli bir şekilde emek vererek harcadıklarını düşünüyorum. Yani şöyle mi düşünüyorsun? Bir hikayesi olması demek, yaşanmış bir olaydan sonra insanların duygu ve düşüncelerini anlatmak için yazdıkları şiirler ve daha sonra onları müzikle
anlatılması. Peki bu kadar çok Türk'ümüz olduğunu biliyor muydun? Hayır. Yani hani Erzincan küçük bir il olduğu için çok fazla şey olduğunu düşünmüyordum. Türküsü olduğunu düşünmüyordun. Evet. Peki çok böyle tanıdık türküler geldi mi? Aa bu da Erzincan türküsüymüş dediğin oldu mu? Evet. Biraz annemden de yardım oldum. Annemin bildikleri türküler de vardı. Araştırırken anneme söyledim hani biliyor musun diye. Annem de evet bildiğini söylemişti. Evet, diğer bir arkadaşımız. Merhabalar, ben Bilal Işık'ın Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Evet. Ben Terzi Baba Hazretleri'ni araştırdım. Harun Nisa ile beraber aynı konuyu araştırdınız. Evet, ne öğrendin? Ben hani böyle Terzi Baba ile ilgili birçok bilmediğim şey konular da vardı, rivayetleri falan, onları öğrenmiş oldum. Hani Nisa'nın gibi böyle Terzi Baba ile böyle gidip geldiğim oluyordu ama böyle çok aklıma takıldıkları şeyler de olmuyordu. Bu Terzi Baba Hazretleri'ni araştırdıktan sonra böyle bir şeyler oluyor yani. Evet, Dilara. Adım Dilara, soyadım Songur, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisiyim. Ben bu projede Erzincan'a ait üst türkü araştırdım ve söyledim. Videoda kendimi gördüğümde çok mutlu oldum. Aynı zamanda Erzincan'ın türkülerini öğrenmiş oldum. Bu bana bir katkı sağladı. Aynı zamanda Dilara'nın söylediği türküyü biz YouTube'da paylaştık sınıfça da. Şimdi Dilara mutlaka kendisini ekranda görünce, YouTube'da görünce çok mutlu oldu. Evet. Ünlü oldum falan diye düşündün mü Dilara? Yok yani öyle hani ünlü olduğumu düşünmedim ama mutlu oldum, hani heyecanlandım. Bir şekilde kendi emeğinin, kendi çalışmanın internette diğer insanlar tarafından da görülüyor olması hoşuna gitti sanırım. Çok güzel. Evet, diğer bir öğrencimiz.